salonumuz var. 13 tane dokuma salonumuz var. Mahallede çok güzel bir eksikliği gidermiş. Bir de bütün mahallelerde de var. Çok güzel bir eksikliği. Her mahallede. Bir örneğimiz de tam kente göre değil zaten. Bir örnek daha var. Paydaşlar arasında da STK özel sektör, kamu gibi işbirliği yapılabilecek ortaklıkları aracılık ediyoruz. Diğer tarafta da aslında gönüllü katılım süreçleri, bağış politikaları, hizmet içi eğitimler, sivil toplum süreçleri ve protokol süreçleriyle devam ediyoruz. Mesleki eğitimdeki kurslarımız daha çok o makine bakımı, kaynak gibi metal saç işlemesi, her işe var. Gayet güzel yapıyorsunuz. Şu anda bunu yapıyoruz. Saklamışlar. Sehpanın üstü olacak. Sehpan üstü çok güzel. İşte bu bunları biz yaptık. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Ay keyfi güzel, zor. Ama kazandı güzel. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Destek alabilmeliyiz. Bir şeyler olunca birbirimizden yardım alıyoruz. Hani çocuklarımız için de bizim için de çok güzel yani inşallah. Çoğaltırsınız, soruları azaltırsınız. Çok güzel. Aynı zamanda burada bağımsız hareket beceri kursları da veriyoruz. Görme engelli vatandaşlarımız için. Aynı sanatları, buralar ne güzel. Evet. Kolay gelsin, merhaba. Çok güzel, güzel şeyler yapmışsınız böyle. Nasılsınız merhaba hocam? İyisiniz. Neler yapılıyor böyle? Bayağı yapıldı ya. Çok güzel ama, çok güzel yapıyorsunuz. Evet, bitmek üzere sanki. Bazıları bitmek üzere. İşleri sıkıntıyor. Çok güzel. Ha şey var ama galiba, böyle şeyler. Ne yapıyorsunuz? Hem sportif beceri hem de koordinasyon işini. Hepsini kullanıyorlar, evet. Başlayalım biz. Ben memnun olursanız hizmette alan da memnun olur herhalde. Tabii öyle olur. Ne güzel, çok güzel ama gayet güzel şeyler yapmışsınız. İnşallah artırırsınız, eksiltmezsiniz. Siz de herkes şey mi, paramedik? Paramedik, bayağı paramedik var ama galiba.
ATT'miz var. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, nasılsınız? Abi merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. İyi misiniz? Hoş bulduk. Ne güzel böyle Allah muhabbetinizi artırsın. Memnun musun? Ne güzelmiş burası ama. Çok güzel. Bizim emeklerimiz de istiyor. İnşallah ben de böyle bir emekleri yapayım. İnşallah. Onlar da istiyorlar bizden. Abi dostum. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne haber? Merhaba. Her şey güzel mi? Evet. Nasıl, arkadaşlarınızı seviyor musunuz birbirinizi? Evet. Evet, özlüyorsunuz galiba. Ha, görmeyince. 60'ar grubumuz var. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Yuvarlakları boyuyorum. Yuvarlakları boyuyorsunuz. Zor değil mi ya? Kolay. Taşırmadan. Hı? Kolay. Kolay mı? İyi de sen bitirmişsin zaten. Orta boyuyorum. Anne ben bir vallaha yok. Orta boyuyorum. Orta boyuyorum. Her şeyi çözüyorum. Ama sen de çok güzel boyamışsın. Hepiniz çok güzel boyamışsınız. Ama çok keyifli. Ben de iyi bir öğrenciydim aslında. Ben matematikçiydim. Ama ne güzel böyle gençlerimize bir kanun sunulması. Umarım siz de çok faydalanırsınız. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Herhalde burası bizim teknoloji anlamında yol aldığımız üssümüz diyelim. Küçük bir kapsamla başlayıp ileride büyüttüğümüz, gezeceğimiz bir izleme teknoloji noktasına dönüştü. Yönetimi sunuyoruz. İl nüfusunun %83'ünü SCADA merkezi üzerinden izleyip yönetebilir durumdayız. Bunu benimsedikten sonra özellikle 7/24 burada verilerimizi alıyoruz. Almış olduğumuz verilerle değerlerimizi oluşturuyoruz. Özellikle burada takip ettiğimiz olay, su artık bu dönemde çok değerli, sahip çıkmamız lazım. Depolarımızın yönetimi. Teknoloji takip ediyoruz, etmekte zorundayız. Yeniliklerimizi yapıyoruz. Daha da yükseliği yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız bir proje. Sağdaki köydeki veya kırsal kısımdaki mahalledeki kadınlarla kadın dairemiz, evimiz atölye projesinin kadın daire kısmı, gönüllü birimi muhtarlarla işbirliği yapıp bu kadınları tespit ediyorlar. O sayıyı belirledikten sonra bize bilgi veriyorlar. Biz de eğitmenlerimizle birlikte, eğitmenlerimiz bu çoraptan bebekleri ürettiren arkadaşlarımız, onlarla birlikte sahaya iniyoruz. Çoraplarımızı da tekleme çoraplar firmalardan artık alıp geriye dönüşüm sağlıyoruz. Yani bunlar da defolu çoraplardan böyle bu şekilde firmalardan o şekil alıyoruz. Amaç buradaki üretimdeki daha çok kadına bütçe ayırabilmek noktasında. Çok güzel şeyler. Mahallelerinden hiç çıkmamış, denizi görmemiş kadınlarımızı gördük bu zamanlarda. Sevecen Hocam, evet. Burası genel kültürümüz var. Ufak bir seviyemiz var burada. Önce burada... Öncelikle gelen öğrenciler bir okullardan mı geliyor? Tabii okullardan. Genelde okullardan. Yaş grupları var mı? Bütün yaş gruplarına hitap ediyor. Bütün yaş grupları gelebiliyor. Şimdi ortalama 18 farklı okuldan 7-8 öğrenci yapıyorlar. Okul öğrendikleri soyut bilgileri burada somutlaştırıyorlar. Her yerinde bir basamağı varmış. Öğrenciler de burada herhangi bir yer şekli oluşturabiliyor okulda. Örneğin bir dağ oluşturuyor. Dağın yükseltisine göre bilgisayar bunu renge boyuyor. Örneğin yeşil renk 500 metreye karşılık gelen bir yeri gösteriyor. Pisagor Teorik Başkanım. A kare artı B kare eşittir. Bir şey alalım. Tamam. Bir bastım. Başkanım, 1992 yılından itibaren dünyada meydana gelen depremlerin dağılışı 4.2 üzeri. Buradaki volkanik faaliyetler, lev hareketleri, bunları görebiliyoruz. Bunun dışında birkaç tane daha harita var. Dünyada yağışın dağılışı. Şöyle başkan, burası tamamen teknolojik olduğu için maliyetlerin bir maliyet uyarına çok da... Belediyemizin yapmış olduğu projeler olan çalışmalarımız. Yine en çok çocuklar, 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 en çok çocu
kısmı çevirdiğimizde ampullerimiz enerji seviyesine göre sırayla aydınlatma sağlıyor. Ve tabii ki burada hem hareket enerjisi, elektrik enerjisi düştüğünü aktarıyoruz. Hem de enerji tasarrufu yapabilecekleri ampul çeşitlerini sağlıyoruz. Peki nasıl çalışıyor? Dünya gezegeni adıyla tanıdığımız bu görkemli ve karmaşık sistemin iç işleyişi nasıl? Ben, bütün okyanuslara, kıtalara, güneş sistemimizin en uzak köşelerine ve hatta daha ötesine yayılmış olan cevapları keşfediyorlar. Acayip kasırga gözü çevresinde esen rüzgarların hızı saatte 250 km'ye kadar ulaşabiliyor. Teleskobu, sabit bir teleskoptur ve içerisinde 144 bin tane obje kayıtları, gök cismi kayıtları. Buranın enlemine ve boylamına göre konumlandırılmış durumda. Göndermek istediğimiz cismi kumanda yardımıyla yorum ediyoruz ve otomatik olarak kendisi buluyor ve takibini yapıyor. Normalde Güneş özel bir teleskop değil, derin uzay, gezegenlerde ay gözlemi için. Ama noktalar var, siyah lekeler. Bunlar Güneş lekeleri. Manyetik alanın etkisiyle oluşuyorlar. Güneş'in nispeten daha soğuk bölgeleri diyebiliriz. Güneş'in sıcaklığı 5550 Kelvin derece. Mersin'i hep güzel buluyorum ama bu sefer daha güzel buldum. Daha da bir güzelleşmiş buldum. Hem yeşil alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, tesisleriyle gerçekten çok güzel buldum. Eminim ki bir dahaki geldiğimde daha güzel bulacağım. Şehrin her alanında gerçekten sahil başta olmak üzere ama diğer alanlarda da bütün Mersinli vatandaşlarımızın bütün taleplerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri, tesisleri görme fırsatı buldum. Bunun içinde her şey var. Yani çocuğun doğduğu günden insanın hayatının sonlandığı güne kadar olan o yaşam sürecinde ihtiyaç duyduğu her alanda çocuğun, gencin, kadının, yaşlının, yeni doğanın, hayatını kaybedenin hizmet alabileceği tesisleri gördük. Gerçekten mutlu olduk, gurur duyduk. Vahap Başkan'a gerçekten teşekkür ediyorum ben sizlerin huzurunuzda. Başarılar diliyorum, yol açık olsun. Hani sosyal belediyecilik anlayışı ideolojik olmayan, biz hep şunu söylüyoruz. Yani elbette seçimlerde siyaset yapıyoruz, yarışıyoruz, rekabet ediyoruz. Siyaset evet ama 1 Nisan'da artık dedik ki siyaset bitti, artık hizmet zamanı. Bu hizmette de aman odur budur demeden tamamen ihtiyaçlara, taleplere yönelik. Yani bizim çöpe atacak projelerimiz yok. Çöpe atacak, çarçur edecek kaynaklarımız, paramız yok. Ben de bu anlayışla göreve geldim. Bütün çalışmalarımı bu yönde yönlendirmeye çalışıyorum. Elbette Mersin'in ihtiyaçları belki daha farklı, Tekirdağ'ın ihtiyaçları farklı, diğer illerimizin öyle. Ama şunu söyleyebilirim, sosyal destekler, sosyal hizmetler Türkiye'nin hemen hemen her yerinde belki derecesi farklı olmakla beraber aynı. Bu kadar mağduriyetin artmasından elbette mutluluk duymuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu alanı da unutmadan, yani herkesi düşünerek hizmet etmesi, sosyal hizmetleri de bu anlamda klasik belediyecilik hizmetlerin yanında devam ettirmesi gerçekten çok anlamlı. Bugün birçok yeri gezdik. İçinde sağlık hizmeti de vardı, evde bakım hizmeti de vardı, yaşlı evi, emekli evi de vardı, kreşi de vardı, taziye evi de vardı, çok kıymetli eğitim merkezleri vardı. Tabii ki çok hani gurur duydum, mutlu oldum. Keşke bu talepler, ihtiyaçlar olmasa. Ama Türkiye'm gerçeği. Dolayısıyla bir nebze de olsa vatandaşımızın huzurunu, refahını sağlayabiliyorsak, o sosyal desteklerle bir rahat nefes almasını sağlıyorsak, hani ocakta yemeğinin pişmesini, işte çocuğunu okula göndermesini sağlayabiliyorsak, o çocuklara bir gelecek kurabiliyorsak ne mutlu bize. Dolayısıyla bizim amacımız herkesin doğduğu, büyüdüğü, yaşamak istediği yerde en azından gelecek kurabilmek, onlara bir kapı açabilmek. Ve bunu yaparken de tabii ki şehrimizi de güzelleştirmek, yani yeşil alanlar, doğalar, ormanlar, parklar, bizim de olmazsa olmazımız. Ben de yeşil kentleri çok seviyorum ve gerçekten Mersin'i de çok yeşil gördüm ve huzurlu gördüm, mutlu gördüm insanlarını.
Ama dediğim gibi eminim ki bir daha geldiğimde, inşallah kısa zaman olur bu, daha önde göreceğim hizmetleriyle, daha huzurlu göreceğim Mersinleri. Gerçekten çok başarılı. Vahap Başkan'a başarılar dilerim. Gurur duydum onun yol arkadaşı olmaktan da. Tabii kadın istihdamını çok önemsiyorum. Ben de bir kadın olarak, ben de uzun yıllar milletvekiliği de yaptım. Kadın hakları da çalıştık. Kadınlara fırsat verildiğinde, en azından o fırsattaki eşitsizlik giderildiğinde, kadınların ne kadar başarılı olduklarını her alanda, yani hayatın her alanında, yani belli alana kıstırmamak lazım kadın emeğini. Kadın emeğinin çok kıymetli buluyorum. Emeğin hası diyorum ben kadın emeğine. Dolayısıyla onları her alanda desteklemek, aynı ekonomik, aynı şartlar, fırsat eşitliğini sağlayamamış kadınlara o kapıyı açabilmek, o fırsat eşitsizliğini giderebilmeyi çok anlamlı buluyorum. Ki belediyecilerin, sosyal demokrat belediyecilikte bu fırsat eşitlik, çünkü eşitliği sağlama noktasındaki çabalarını, hizmetlerini, gerek açtığı atölyelerle, gerek işte kreş hizmetiyle, gerekse kadınların eğitim öğretimindeki verdiği, gerek istihdamındaki verdiği destekte tabii ki çok anlamlı buluyorum. Türkiye daha güzel olacaksa, dünya daha güzelleşecekse, kadın emeği olmadan, kadınların eşitliği olmadan, işte kadınların yaşadığı bu dezavantajlı şiddetler, cinayetler görüyoruz, yaşıyoruz ülkemizde. Yani bunlar sonlanmadan mümkün değil. O anlamda da sosyal belediyecilik, ben hep şunu söylüyorum, hani biz demokrasiye inanmış bireyleriz. Ama kadının temsiliyetinin olmadığı, kadının olmadığı bir yerde eşit temsilden ve dolayısıyla demokrasiden de bahsedilemez. Dolayısıyla kadının çalışmasını ama sadece para kazanmak noktasında da değerli bulmuyorum. Onu da altını çizeyim. Yani dediğimizde kadının sosyalleşmesi değil, kadının sadece para kazanması değil, kadının ben de varım demesi ve en önemlisi de çocukları için, çevresi için rol model olması anlamında da, daha güçlü hakkını savunabilmesi adına da çok anlamlı buluyorum. Ve burada da onu gördüm. Ondan da ayrı mutluluk duydum.